İstanbul'da kurbanlıkların büyük bir bölümü satıldı. Bayrama saatler kala pazarlıklar da kıyasıya devam etti. Satıcılar umutlu, bayram süresince ellerindeki tüm kurbanlıkları satacaklarını düşünüyorlar. 1600. Besili olup olmadıklarına, bakışlarına, tüyleri, küpeleri ve sağlık karnelerine bakıldı. Kurban Bayramı'na saatler kala pazarlıklar devam etti. 1-7 yazalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İstanbul'daki kurbanlıkların büyük bölümü satıldı. Kalanların çoğu ise küçük baş. Kurban pazarlarında yoğunluk devam ediyor. Bulunduğumuz pazarda küçük başlar ortalama 2 bin liradan, büyük başlarsa 10 bin liradan alıcı buluyor. Biz de 1400'de büyük koçlarımızı sattık. 2400 aralığındaydı fiyatlarımız. Üsküdar'daki kurbanlık pazarında yoğunluk vardı. Pazarlık yapıyorduk, verdik. Hayırlı olsun, pazarımız bitti. Ne aldı, ne kadar aldı? 2900'de aldı 2 tane hayvan. Kıvırcık koç aldı. Tüylerine dikkat ettik, canlılığına dikkat ettik, hayvanın güzelliğine dikkat ettik. Alıcı gerçekten geçen seneye oranla biraz zorlanıyor gibi geldi. Geçen seneki fiyatların altında teklif ediyorlar. Hani maliyetler yükseliyor, her şey pahalandı. Kurbanlık pazarlarında veteriner de bulunuyor. Tarım İlçe Müdürlüğü ile beraber ortak çalışıyoruz burada. Kulaklarındaki küpelere bakılıyor. Kulak numarası, bunların bir pasaportları var. O pasaportlara bakıyoruz. Kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz ve kurbanlık alanlarda satışlarına müsaade ediyoruz. Kurbanlıklarda herhangi bir sorun görülmesi durumunda veteriner ile Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine haber verilmesi isteniyor.